Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Gündemindeki konuları bitirmek için birkaç gün daha devam edeceği anlaşılan meclis çalışmalarında sizlere başarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından başlayan 27. dönem çalışmaları gerçekten verimli bir şekilde sürüyor. Bugüne kadar meclisimiz 188 adet kanun teklifini görüşerek kabul etmiştir. Bu tekliflerin 108'i uluslararası anlaşma onayıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin 17 tezkere meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir. Kamu denetçiliği raporları da genel kurulda görüşülen konular arasındadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçimlerini yapan Meclis Genel Kurulumuz, Sayıştay'ın yeni başkanını da belirlemiştir. Ayrıca meclis iş tüzüğü değişikliğine ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na ilişkin iki ayrı kararda genel kurulda onaylanmıştır. Denetim faaliyetleri kapsamında verilen yazılı soru önergelerinden 31 binden fazlası cevaplandırılmıştır. Yine milletvekillerimizce verilen önergeler doğrultusunda 10 adet meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlardan 6'sının raporları genel kurulda görüşülerek nihayete erdirilirken 4 araştırma komisyonunun çalışmaları sürmektedir. Bu başarılı çalışmalar 27. dönemin 4. yasama yılında da devam etmiştir. Son günlerine geldiğimiz bu yasama yılında meclisimiz 101 birleşimde 650 saat çalışmış, görüşmeler 31 bin sayfayı geçen tutanakla kayıt altına alınmıştır. Hayvanları koruma kanunundan yargı ve ekonomi paketlerine kadar pek çok önemli düzenleme bu dönemde yürürlüğe girmiştir. Görüldüğü gibi meclisimiz gerçekten dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir. Bu konudaki gayretleriniz ve gösterdiğiniz fedakarlıklar için her birinize teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz meclis çalışmalarının lokomotifliğini Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları üstlenmektedir. AK Parti grubundaki her bir arkadaşımın komisyonlara ve genel kurula iştiraklerini gösteren yoklamaları bizzat takip ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlarımızın komisyon ve genel kurul faaliyetlerine katkılarını da dikkatle izliyorum. Maşeri vicdanın en üst düzeydeki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin medeni bir çalışma ikliminde faaliyetlerini sürdürmesine önem veriyoruz. Bu konuda sizlerin gösterdiği gayreti, sabrı ve yapıcı yaklaşımı takdirle karşılıyorum. Yasama ve yürütme arasındaki iletişimin güçlendirilmesi her iki taraf açısından da olumlu neticelere vesile olmaktadır. Milletvekillerimiz hem sahadaki yüz yüze irtibatları sırasında hem meclise gelen ziyaretçileri vasıtasıyla hem de pek çok farklı kanallardan kendilerine ulaşan talepleri ve tespitleri yürütmeye özellikle ulaştırma ihtiyacı duymaktadır. Her gün bir bakanımızın mecliste bulunmasını sağlayarak bu talep ve tespitlerin doğrudan en üst düzeyde muhatabına ulaştırılmasını temin ettik. Biz de salgın şartları sebebiyle kesintiye uğrayan milletvekillerimizle 50-60 kişilik gruplar halinde kahvaltılı sohbet toplantılarımızı sürekli olarak yeniden başlattık ve devam ediyor.
Birer hafta arayla iki ayrı grup milletvekilimizle bir araya geldik. Bu buluşmaların ilk turunu tamamlamış olduk. İnşallah Ekim'de meclis açıldığında bu toplantıları yeniden başlatacağız. Milletvekillerimizle gruplar halinde bir araya geleceğimiz buluşmalarımızda sizlerle özgürce sohbet edecek fikir alışverişinde bulunacağız. Salgın tehdidinin azalmasıyla geçtiğimiz normalleşme sürecine paralel olarak il ziyaretlerimizi de tekrar hızlandırdık. Haziran başından bu yana Zonguldak, Hatay, Sakarya, Diyarbakır illerimizde gerçekten çok güzel, coşkulu, heyecanlı programlar gerçekleştirdik. İnşallah bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayı başında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Sizlerden de meclisin tatile girmesiyle birlikte kendi şehirlerinizi gönül seferberliği ruhuyla kucaklamanızı, teşkilatlarımızı harekete geçirmenizi, her kesimden vatandaşımıza ulaşmanızı istiyorum. Ataların dediği gibi erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti, bir grup olmadık, olmayacağız. Yılın her günü genel merkez organlarımızda görev yapan arkadaşlarımızda, ana kademesinden kadın ve gençlik kollarına kadar tüm teşkilatlarımızda, milletvekillerimizde, eski yeni tüm arkadaşlarımızda sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her alanı, her yeri, her konuyu karşı tarafın yalan ve iftira dalgasıyla doldurduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızla ruberu bir araya gelerek bugüne kadar yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı anlatacağız ki bu yalan ve iftira dalgası daha başlamadan bitsin. Dikkat ederseniz CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimizin yüreğini daraltmaya, zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yurt dışındaki kimi karanlık çevrelerden ve kirli sosyal medya mecralarından aldıkları destekle giderek pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Tabii bunu yaparken kesinlikle onların gündemlerinin peşine takılmayacak, yalan ve iftiralarının tekrarı hatasına düşmeyecek, sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacağız. CHP tarafının kendi içinde yaşanan ve artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz. Hepsinden önemlisi de mümkünse ve yapabiliyorsak sıkıntısını çözerek, olamıyorsa muhakkak gönlünü alarak vatandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri gösterecek bir duruş ortaya koymamızdır. Nüfusun artışı ve medya mecralarının gelişmesi, siyasetin bireyselleşmesine, yani insan insana yürütülme pratiğini ortadan kaldırmamış, tam tersine daha da önemli hale getirmiştir. Bu gerçek bize siyaseti sadece medya görünürlüğü ve sosyal medya mesajları gibi yollarla ikmal etmenin mümkün olmadığına işaret ediyor. Ne diyoruz? AK Parti'yi millet kurmuştur. Bu partinin tek sahibi millettir diyoruz. Milletin partisine yakışan, milletin içinde olmak, milletle bir olmak, milletle beraber yürümektir. Nasıl kıyılarımızı işgal eden
müsilajın üstesinden bilimin ve tekniğin ışığında yürüttüğümüz çalışmalarla geliyorsak, Türk siyasetini kirleten siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz. İşte bu sebeple ve altını çizerek bir kez daha sizlerden tüm vaktinizi ve enerjinizi milletimizin gönlünü kazanmaya yönelik faaliyetlere hasretmenizi istiyorum. Bu mevziyi kaybettiğimizde ülkemizin tüm kazanımlarının ve milletimizin tüm hayallerinin de tehdit altına gireceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Aziz milletim, çok değerli dava arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki en büyük demokrasi ve kalkınma reformları ile uygulamalarına bizzat bizim dönemimizde kavuştu. İnsanımız eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, çevreden toplu konuta, enerjiden spora ve sosyal yardımlara kadar her alanda yıllardır özlemini çektiği hizmet ve eserlerle yine bizim dönemimizde buluştu. Aynı şekilde temel hak ve özgürlük alanlarında her kesimin sıkıntılarını ortadan kaldıran en önemli kazanımlar yine bu dönemde elde edildi. Geride kalan 19 yılın sonunda bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerle ülkemizin geldiği siyasi ve ekonomik seviye göstermiştir ki Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edebilecek yegane siyasi yapı yine burasıdır. Türkiye'nin hak ve özgürlük alanlarını genişletme konusunda yeni ihtiyaçları mı var? Bunu yapacak olan biz. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını çözecek adımlara mı ihtiyacı var? Bu çözümleri bulacak ve uygulayacak olan yine biziz. Türkiye'nin temel hizmet alanlarında standartlarını yükseltmeye mi ihtiyacı var? Bu reformları geliştirecek ve hayata geçirecek olan yine biziz. Çünkü Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi olan, derdi millet olan, derdi insan olan, derdi devlet olan, derdi evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yok. Böyle olduğu için de milletimiz karşılaştığı her meselesinin halli konusunda başkalarının ne dediğine değil, bizim ne yaptığımıza bakıyor. Ülkeyi yıllarca idari maslahatçılığın pençesinde ezenlerin aksine biz hiçbir meseleyi, hiçbir sıkıntıyı, hiçbir talebi görmezden gelmedik, gelmiyoruz. Tam tersine milletimiz ne diyorsa, ne istiyorsa onu hayata geçirmek için tüm imkanları kullandık, tüm mekanizmaları harekete geçirdik, var gücümüzle çalıştık. Nitekim salgın dönemi AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle karşımızdakilerin boş teneke misali gürültü patırtıdan ibaret siyaseti arasındaki farkın tüm açıklığıyla görülebilmesini sağladık. Geçmişte inşa ettiğimiz hastanelere karşı çıkanların aslında herhangi bir şey bildiklerinden veya öngördüklerinden değil, sırf laf olsun diye bunu yaptıkları ortaya çıkmıştır. Aynı gerçeği diğer tüm hizmet alanlarına uyarlamak da mümkündür. Karşı çıktıkları hangi hizmet varsa hepsini de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuştur. Hastaneden köprüye, havalimanından otoyola, üniversiteden toplu konuta, her alanda bunun örneklerini görmek mümkündür. Varsın, öyle olsun. Helali hoş olsun. Biz ülkemize kazandırdığımız her hizmeti milletimizin tamamının istifadesine, emrine sunuyoruz. Buradaki mesele muhalefet etmek adına karşı çıkılan, engellenmeye çalışılan projeler
hizmetler, yatırımlar konusunda sergilenen samimiyetsiz, tutarsız, temelsiz yaklaşımın milletimize en iyi şekilde anlatılmasıdır. Kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim, biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çıktık. Ve Cumhur İttifakı olarak hedef 2023 Haziran. İnşallah 2023 Haziran'ıyla birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını atacaktır. Bunların tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak, dağıtmak olan bir zihniyetin ülkenin ve milletin hangi meselesine çözüm üretebileceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Aynı şekilde dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin, bizim bakanlıklarımızın, kurumlarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları, sahiplenme gayretlerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık elbette kötüdür. Altını çiziyorum. Ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz. Hep söylediğim gibi biz 19 yıldır eser ve hizmet siyasetinde muhalefetle değil, kendi kendimizle yarıştık. Halen de aynı şekilde devam ediyoruz. Görünen o ki önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki yönetimlerimiz döneminde de yine kendimizle yarışacağız. Karşımızda hala yalan, iftira, çarpıtma dışında bir politika yöntemi bilmeyen, esasen öyle bir derdi, öyle bir arayışı da olmayan, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Dirayetsizliklerinin seviyesini çalışıp uğraşarak milletin gönlüne girmek yerine ülkenin ve milletin felaketinden kendilerine iktidar devşirmeyi temenni edecek, hatta bunu açıkça söyleyecek bir yere kadar çıkardılar. Hem genel merkezdeki hem kabinedeki arkadaşlarımıza da ifade ettiğim bir hususu burada sizlere de tekrar etmek isterim. Biz kimin ne dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna, hangi oyunun aparatı haline dönüştüğüne bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Ülkemize, 81 ilimizin her bir şehrine ayrı ayrı neler yapacağımıza, hangi yeni hizmetleri, eserleri, yatırımları kazandıracağımıza bakacağız. Milletimizin hangi konuda ne sıkıntısı varsa, hangi konuda ne talebi varsa onun gereğini yerine getirmenin yollarını arayacağız. Potansiyelimizi ve imkanlarımızı hedeflerimizle, hayallerimizle, vizyonumuzla birleştirip ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmanın peşinde koşacağız. Çünkü biz derdi millet olan, derdi İnsan olan, derdi ülke olan, derdi hizmet eseri ve yatırım olan, derdi Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, kalkınması olan bir partiyiz. Böyle bir ittifakız. İnşallah 2023'te Cumhur İttifakı olarak halkımızın önüne bu anlayışla çıkacak ve yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstleneceğiz. Hep birlikte daha çok çalışarak, daha sıkı mücadele ederek Türkiye'yi eşiğinde olduğu bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, demokratik liderlik düzeyine mutlaka çıkartacağız. Bunun için
Gece gündüz çalışıyoruz. İşte biraz sonra kardeşlerim Amasra Kurucaşile Cide yolunun Çakraz Karaman kesiminin açılışını yapacağız. Durmak yok. Yola devam. Gerçekten çok zor bir güzergahta inşa edilen bu yol, içindeki tünelleri, köprüleri, viyadükleri, kavşaklarıyla milletimize layık bir eser olmuştur. Şimdiden ülkemize ve bölge insanına hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Diğer yandan sanayi üretimi bir kez daha rekor seviyede artarak ülkemizin üretim ve ihracat gücünü teyit etti. Dün açıklanan verilere göre Mayıs ayı itibariyle sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %41 ve bir önceki aya göre de %1,3 seviyesinde yükseliş gösterdi. Buyurun, işte biz ekonomiyi böyle konuşuyoruz, böyle kantara çıkartıyoruz ve ekonominin bel kemiği olan sanayi ile yolumuza devam ediyoruz. Yeni yatırımlarla büyüyen, istihdamı artan, ihracatı yükselen Türkiye inşallah adım adım hedeflerine yaklaşıyor. Aziz milletim, yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüdür. Meclisimiz o gece sergilediği cesur duruşla gazilik unvanını hak ettiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye PKK ve DAEŞ gibi diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da vermektedir. Kamudan iş dünyasına, sivil toplumdan eğitime kadar devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Fakat biz bunları biliyorsunuz, içeride de kovalıyoruz, dışarıda da kovalıyoruz ve yakaladıkça da nereye getiriyoruz? Türkiye'ye getiriyoruz. Şu anda işte Orta Asya'daki en büyük bütün para, finans olaylarını koordine eden ve onların Orta Asya'da dağıtımını yürüten, ismini vermeme gerek yok, payı olur. Yakalandı, getirildi, bütün sorgulamaları vesaire yapıldı. Şimdi yola devam ediyoruz. Örgütün ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde hain emellerini yerine getirmek için hala çalışan, fırsat kollayan mensupları olduğu açıktır. Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak, FETÖ'yü da aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin. Bizim kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler. Açık söylüyorum. Ama aldandık. Şimdi toparlandı. 2010'dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde, yakın takipte götürüyoruz. Tabii bu arada bu gördüğünüz meclisimiz, külliyemiz, buralarda o gece kaç evladımız, kaç kardeşimiz şehit oldu. Bu vesileyle tüm şehitlerimize birlikte 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnirken son nefesini veren kardeşlerimizin tamamına Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye artık ister terör örgütleri kullanılarak yapılsın, ister başka ayak oyunlarıyla önüne getirilsin, vatanının bütünlüğüne, milletinin birliğine, devletinin bekasına yönelik her türlü tehdidi dünyanın neresinde olursa olsun kaynağında bulup
yok etme gücüne, iradesine, kararlılığına sahip bir ülkedir. Ve biliyorsunuz hemen külliyenin karşısında, evet, müzemizi de bitirdik. O gün onun da açılışını yapacağız. Anıtımız zaten açılmıştı ve o gün yine meclisimizin önünde merasimimiz var ve bu merasimlerde özellikle AK Parti grubu olarak her birisinde de bulunmalıyız. Beraberce hareket etmeliyiz. Külliyenin önünde de o gün tüm şehit ve yakınlarını, gazilerimizin kendileri ve yakınlarını, ayrıca silahlı kuvvetlerimizin hep birlikte orada hedefimiz tüm o alanı doldurmak suretiyle 15 Temmuz'u orada hep birlikte diyoruz ki analım, şehitlerimizi yad edelim, gazilerimize de Allah'tan şifalar dileyelim. Ülkemizin güvenliği artık sınırlarımızda değil, tehditlerin bulunduğu yerlerde başlıyor. Aynı şekilde ülkemizin siyasi ve ekonomik çıkarlarına yönelik fiili ve potansiyel her türlü tehdidi, tehlikeyi, saldırıları sınırlarımıza dayanmadan önleme konusunda gereken adımları atıyoruz. Diplomatik misyonlarımızı tüm alt birimleriyle güçlendirmemizin, bölgemizde pek çok yerde danışmanlık ve eğitim seviyesinde askeri görevler üstlenmemizin sebebi işte budur. Şayet bu güçlü altyapıyı kurmazsak, bu topraklarda bizi huzur, güven ve refah içinde yaşatmayacaklarını uzak ve yakın tarihimizdeki sayısız örnekle biliyoruz, görüyoruz. İşte bunun için terör örgütlerine ve onların faaliyetlerine sadece sıradan silahlı yapılar olarak bakmıyoruz. Yine ülkemizin maruz kaldığı saldırıların önemli bir kısmının da siyasetin, ticaretin, sosyal hayatın kendi doğal mecrasından kaynaklanan hadiseler olmadığının farkındayız. Bu şekilde baktığımızda PKK'ya da, FETÖ'ye da benzer gayelerle her an önümüze çıkartılabilecek diğer yapılara karşı da teyakkuz halimizi sürdüreceğiz. Hiç şüphesiz bu sadece bizim, sadece siyasetin, sadece hükümetin sorumluluğunda olan bir mesele değildir. Ülkemizde yaşayan 84 milyon vatandaşımızın tamamı ülkeyi ve milleti ayakta tutacak, yaşatacak, geliştirecek bu kutlu davanın tarafıdır. Kendisini bu çemberin dışında görenlerin ülkeleri ve toplumlarıyla bağları kopmuş demektir. Böyle insanları da bir an önce kazanmak, onları da bu kutlu davanın mensubu haline getirmek en başta gelen görevimizdir. Bilhassa yeni nesillerin, gençlerimizin, çocuklarımızın bu anlayışı okul öncesinden başlayarak hayatlarının her aşamasında geliştirerek kazanmalarını sağlamak mecburiyetindeyiz. Medeniyetini, tarihini, kültürünü, değerlerini bilmeyen nesiller tıpkı avuçladığımız su gibi elimizden akıp gitmeye mahkumdur. 15 Temmuz gibi hadiseler yaşattıkları acılar yanında işte bu dersleri de bize gösteren yönüyle sürekli hatırlamamız gereken tarihi dönüm noktalarıdır. İnşallah hep birlikte bu doğrultuda azimle, kararlılıkla, cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, tabii sözlerime son vermeden önce Temmuz ayı içerisinde göğsümüzü kabartan başarılara imza atan sporcularımızı tebrik etmek istiyorum. İşitme engelli sporcularımız dünya şampiyonasında 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz madalyayla adeta destan yazdılar. Avrupa şampiyonasında sporcularımız yüzmede 7 altın, 5 gümüş, 3 bronz ve atletizmde 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandırdılar. Kürekte de sporcularımız
Dünya Şampiyonası'ndan bir altın ve bir bronz madalyayla ülkemize döndüler. Ayrıca 660. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerini Ali Gürbüz baş pehlivan olarak tamamladı. Tüm bu sporcularımızı ülkem ve milletim adına tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu arada malum, Salı günü artık Kurban Bayramımızla inşallah kucaklaşıyoruz. Ve bizler bir gün öncesinden Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz. Ve geniş bir heyetle inşallah Kuzey Kıbrıs'ta olalım istiyoruz. Bunu zaten teşkilatımıza gerekenleri söyledik ve ona göre de adımımızı atacağız ve Kuzey Kıbrıs'ta Kurban Bayramımızı inşallah kutlamış olacağız. Ve Kuzey Kıbrıs'taki bu yıl inşallah Kurban Bayramını Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizle beraber kutlamak, inanıyorum ki onlara da bize de ayrı bir sevinç, ayrı bir kıvanç inşallah oluşturacaktır. Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak. İnşallah bayram namazını da yine Kuzey Kıbrıs'ta eda edecek. Hem de mecliste Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Buradan sergileyeceğimiz duruşun Kıbrıslı kardeşlerimize moral, tüm dünyaya da kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi de katılım törenine geçiyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de Güçlü Türkiye yolunda Büyük AK Parti ailesine katılma kararı alan belediye başkanlarımızın daveti için yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özsesek Bey'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli Cumhurbaşkanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, bugün iki belediye başkanı arkadaşımız daha Büyük AK Parti ailesine katılıyorlar. Amacı hizmet olan, amacı milletin duasını almak olan, gönül belediyeciliği yapmak isteyen arkadaşlarımızın bu katılımları doğrusu bizleri de onurlandırıyor. Bugün inşallah İki belediye başkanı arkadaşımızla birlikte son bir yıl içerisinde partimize katılan belediye başkanı sayısı da 40 oluyor. Onu da buradan ilan ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz. Önce Çüngüş Belediye Başkanımız Ali Suat Akmaşe Bey'i buraya davet ediyorum. Ali Suat Bey Saadet Partisi'nden istifa ederek partimize katıldılar. Kendilerine eşlik etmek üzere il başkanımızı, milletvekillerimizi ve Hani Belediye Başkanımızı da buraya sahneye davet ediyorum. Şöyle gel başkanım, buyurun. Biraz bekleyin abi. İyi mi abi? Yetişemedi abi. Mikrofon işte çökürse. Efendim siz bir hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet abi. Uyan. Ebu Bekir Bey.
sen de şöyle İbrahim Bey, benimle var. Buyurun siz. Koyar mısınız? Şöyle buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Bu hafta gerçekten muhteşem bir Diyarbakır seyahati oldu. Ve inşallah başkanımız da bu seyahatin bereketi oldu. İnanıyorum ki bunun gerisi de çok daha farklı bir şekilde gelecektir. Rabbim yar yardımcımız olsun. Gerek milletvekillerimiz, gerekse belediye başkanlarımız hep birlikte Diyarbakır'ı aslına rücu ettireceğiz. İnşallah. Değil mi? Hayırlı olsun. Buyurun efendim. Efendim ikinci katılım. Hayırlı olsun. Elazığ'dan Yazı Konak Belediye Başkanımız Hatif Çadırcı Bey'i buraya davet ediyorum. Eşlik etmek üzere de il başkanımızı ve milletvekili arkadaşlarımızı da davet ediyorum. Sayın Vekilim buyurun. Metin Bey buyurun. Şöyle buyurun. Siz var mı? Orası herhalde almadı. O geldi. Şöyle gel Yasin. Metin'in yanına gel. Zaten bizim gelenekten gelen bir kardeşimiz efendim. İnşallah yaparız. Sorun olmaz. Mehmet abi kapatayım mı orayı? Mehmet abi kapatayım mı orayı, tamam mı? Gidecek. Hayırlı olmasını diliyoruz efendim. Hayırlı olsun. Mehmet abi kapatıyorum. Değerli milletvekillerimiz, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.